Dumanlı TV olarak bölgemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Yaşam hayatımızın bir parçası, yaşama bağlılık, yaşama sevinci unsurlardan bir tanesi. Bu unsurların en önemlisi tabii ki aile. Dilek bundan 3 yıl önce hayata gözlerini yumuş. İşte bizim hikayemiz de Dilek'in rahmetli olmasından sonra başlıyor. Şu an Dilek Ormanı'ndayız. Arkamızda Dilek Çeşmesi ve Dilek Ağacı var. Buranın özelliği Dilek'i yaşatmak. Annesi ve babası Dilek'in vefatından sonra Dilek'i hatırlamak amacıyla, Dilek'in adını yaşatmak amacıyla böyle bir düşünce yapmışlar. Ve bu hikayeyi sizlere hem annesiyle hem babasıyla yaşatmak istiyoruz. Şu an özel bir yerdeyiz. Burası Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Dereköy'de bulunmaktayız. Dereköy'e aşağı yukarı 2 kilometre mesafede. Hemen aşağımızda Denizli'den Antalya'ya doğru ilerleyen bir yol var. Aşağı yukarı yol ile buradaki aradaki mesafesi aşağı yukarı ne kadar? 1,5 kilometre kadar bir mesafede. Burayı sizlere anlatmamızın hikayesi çok özel. Evet, burası bir Dilek Ormanı. Dilek Palamutçu kardeşimiz bundan 3 yıl önce hayata gözlerini yummuş. Ve dolayısıyla yanımızda Süleyman amcamız var, babası ve aynı şekilde annesi burada yanımızda. Süleyman amca, burası çok özel bir yer. Özellikle sizler için çok özel bir yer. Bize anlatır mısınız? Neden burası Dilek Ormanı? Şimdi ben emekli polis memuru Süleyman Çoban. Ölmezden birkaç sene önce yıllık izne gelmişti kızım. Ve bir gün bulunduğumuz noktadan geçerken tarlada işçiler çalışıyordu. Kızımın dikkatini çekmiş, bana bir soru sordu. Baba, bu çalışan işçiler suyu nereden getiriyor? Dedim ki köyden getiriyor. Dedi öğleye kadar bu su içilmez derece ısınır dedi. Doğru, ısınır kızım, ama dedim başka bir şeyimiz yok. Alternatifi yok. Çünkü burası Karamanlı'ya, Dereköy'e, Çaltepe'nin ortasında bir yer. Bu ovada içecek hiç su yok. Vefat ettiği gün gece kızım o lafları benim beynime geldi. Hatırladım. Tabii ki bir şey yapalım gibi konuşurken buraya bir çeşme, kızımın böyle böyle bir arzusu oldu. Bir çeşme yapalım dedik. Köy muhtarımız Cavit Özçoban'ı gündeme getirdik olaya. O da sağ olsun okey verdi, onay verdi. Biz hemen inşaatına başlattık. 2 kilometre mesafeden boru döşeyerek suyu buraya getirdik. Ve kızımın ölümünden 10 gün sonra falan bu suyu burada akıttık. Şimdi zaten burada bir dilek ağacı var. Bu çeşme de buraya kurulunca dilek ağacının kıymeti biraz daha artmış oldu. Yoldan geçenler, bizim eski inançlarımıza göre çocuğu olmayan kadınlar, işte baş ağrıyan kişiler bu dilek ağaçlarına dilekte bulunarak çaput bağlarlar, dua ederler. İşte şimdi buradan geçenler de aynı gördüğünüz gibi dilek ağacında bir sürü çaput bağlanmış durumda. Dualarını yapıyorlar, sularını içiyorlar, helal hoş olsun. Ve biz de eşimle beraber buranın örnek bir yer olması için 150'ye yakın yer altı ve yer üstünde ağaçlandırmaya gittik. Zaten lafını kesiyorum, Türkiye'de zaten böyle bir yer olduğunu sanmıyorum. Yok galiba, hani bilmiyorum. Sizin bu düşüncelerinize bakacak olursak böyle bir dilek ormanı, yani annesi vefat etmiş olabilir, çocuğu vefat etmiş olabilir. Böyle bir orman ben hiç görmedim. Gördüğünüz gibi ağaçlarımızın, diktiklerimizin %90'ı tuttu ve büyüme safhasını geçti. Bademler, 75-80 tane badem yukarı tarafa toprağa gömdük. Onlar da artık yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Elimizden geldiği kadar burayı güzelleştirip bir şeyler yapmak. Tabii ki bu konuda sağ olsun Karamanlı Belediye Başkanımız Fatih Selimoğlu bir de çöp konteynerini gönderdi temizlik bakımından. O çok önemli, çünkü buraya gelen piknikçiler olacak. Gelip burada su içecekler. Çok önemli, Allah razı olsun. Tabii gelip de böyle pisliklerini bırakmaları tabii hoş bir şey değil. En azından bu konteynerin olması çok güzel olmuş. Çok güzel bir örnek.
Bu çeşme yapıldığından bu yana yaz sezonunda, kışın biz denizde oturuyoruz. Yaz sezonunda her hafta ya cuma ya cumartesi gün eşimle beraber geliyoruz. Bu ağaçları suluyoruz. Efendim mıntıka temizliği tabir ettiğimiz bir temizlik yapıyoruz. Gelen arkadaşlardan şunu ben istirham edeceğim. Piknikçilerden yani yediği içtikleri zaman poşetlerine, gazete parçalarını çöp bidonuna atsınlar. Ben onlar için de kafamızdan geçen bir şey var. Barbekü yaptırmak ileriye bir tarafa. Yani herkes evet, gelsin çok, burada. Çok güzel bir rahat olacak. Rahat pikniğini yapıp çor çocuk gününe değerlendirip gitsinler. Sen neler söylemek istersin? Yani neler anlatmak istersin? Neler anlatayım? Kızım burada olsa babalar günü yapardı. Babasını öperdi. Anneyi babayı çok düşkündü. Gündüz sefer arıyordu. Annelerin annesi diyordu. Şimdi annelerin annesi diyen yok. Ona alım geldi sıra. Allah sabır versin anacığım. Allah sabır versin. Allah kimsenin başına vermesin evlat acısı. Teyzemin ben acısını yürekten hissediyorum. Allah'ın buraya gelip yaşamayı gelen düşünüyoruz. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Yani buradan gelen, içen, geçen insanlar direkt ormanını gezecekler. Burada kızının hayrına su içecekler. Burada dua edecekler. Burada dilek ağacımız var. Dilek ağacında işte buralara bir takım şeyler asacaklar. Ne bileyim dileklerde bulunacaklar. Bunlar i̇nşallah, çok güzel. Inşallah, hepsi inşallah. Nereye gidecek? Hep kızının yanına gidecekler. Kızımı anı yaşayacak. İsmi yaşayacak burada. Tabii tabii en azından buraya gelen buraya insanlara buraya gelsin ismini andısır dilek çeşmesi dedi sıra o gurur duyuyor. Çok iyi yapmışız burayı yapmışız da. Gelen içsin. Allah razı olsun. Benim kızım çok hayırsever, çok iyilik yapan bir insandı. Cebindeki parayı başkasının yiyen bir insandı. Öleni güldüren, hastayı güldüren bir kızdı benim kız. Hastanenin bebeğiydi. Olmadı. Allah sabırlar versin teyzeciğim. Yani yapacak bir şey yok. Allah'ın yok. Verdiği yok. Canı kimse. Evet yok. Şu an duygusal anlar yaşıyoruz. Karmanlı yok. TV izleyicileri. Çocuklar mı bakıyor? O çocuklar mı iyi baktı? Sır ben burada daha mutlu oluyorum. Varıyorsun, bakıyorsun, geliyorsun. Bak şunu her şeyini bakıyorsun. Kendinin evvel çocuklar mı yediriyor? Onu gördü sür burada daha rahat duruyorum ben. O iresiyle ben burada rahat duramazdım. Allah bin kere razı olsun damadıma. Damadımdan çok çok memnunum. Allah merhametli birisini versin derim. Başka bir şey diyemem ya. Amin. Amin. Evet söylenecek söz yok. Karamanlı TV izleyicileri. Buraya geldiğimiz zaman Dilek Ormanı'na mutlaka uğrayalım. Dilek Çeşmesi'nden mutlaka suyunu içelim. Dilek ağacımıza şeyler asalım. Varsa isteklerimiz, dileğimiz varsa buradan Allah'a dua edelim. Dileği bir ömür boyu yaşatalım burada. İnşallah.